Herkese merhaba, ben Derya Şensoy. Bugün IKEA mağazasını gezmeye geldim. Eğer siz de benim gibi ara ara IKEA'ya gelip gezmeyi sevenlerdenseniz bu video tam sizin için. Beni takip edenler artık biliyorlar, böyle küçük kutuları depolama ve organizasyon çözümlerini çok seviyorum. Yeni okul sezonu açılırken siz de çocuklarınızın odası için ya da kendiniz için bu çözümlere ve kutulama sistemlerine bakabilirsiniz. Bir önceki bahçe videomuzu izleyenler bileceklerdi, hatırlayacaklardır. Bu küçük kutulardan bahçeye almıştım. Şimdi onların büyükleri de gelmiş, bunlara da bayıldım. 3 tane de bunlardan alacağım bahçeye. LED klipsli lambaları çok seviyorum çünkü çok kullanışlı. Bazen yatak odasında başucunda kitap okumak için kullanılabilir ama böyle raf gibi, masa gibi, çalışma masası gibi alanlarda da kullanabilirsiniz. Hatta ben evimde kütüphanemin üstünde bir tane kütüphanenin rafında var. Kütüphaneyi aydınlatmak için kullanıyorum. Ama bu galiba yeni gelmiş çünkü renklerine bayıldım. IKEA'nın halılarını çok seviyorum ve evimde de çok sıklıkla kullandığım halılar oldu. Şimdi bu halı yeni gelmiş, buna da bayıldım. Dokusu çok güzel, yumuşacık. Ve bu damalı görüntünün genelde evlerde güzel durduğunu düşünüyorum. Bu halı da yeni gelmiş. Bunun da renk geçişlerine bayıldım. Dokusu da gene yumuşacık. Bu halıya da göz atabilirsiniz. Elbisemle uyumlu bir resim buldum burada. IKEA'nın bu poster ve çerçeve alanını gezmeyi çok seviyorum ve her geldiğimde mutlaka göz atıyorum. Bunlar da yeni gelmiş. Bunlara bayıldım. Şöyle bir ikililer. Eğer mutfağınıza uyacağını düşünüyorsanız bu renklerin bence mutfakta çok güzel olabilirler. Bu saate gerçekten bayıldım. IKEA'nın bu canlı renkler kullanımını bazı ürünlerde çok seviyorum. Çünkü sade bir eviniz varsa da, sade bir salonda ya da mutfakta, belki bir antreniz vardır ya da holünüz vardır girişte, bir anda böyle bir cap canlı bir renkte bir ürün benim çok hoşuma gidiyor. Bu gerçekten çok güzel bir ürün olmuş. Bu yeni gelen nevresim takımlarının desenlerine bayıldım ama rengine karar veremiyorum. Sizce hangisi daha güzel? İçim yeşile doğru gidiyor ama acaba bu da daha mı sade olur, karar veremedim. Galiba yeşil diyorum. Dedim, yeşil alıyorum. IKEA'nın çok sevdiğim bir bölümündeyim. Burada IKEA'da kumaşlar var. Kumaşların boyutları da 150'ye 300 santim. Farklı farklı desenleri var. Desenleri de bu üstündeki kağıttan açıldığında bütün halindeyken ki halini buradaki resimlerden görebiliyorsunuz. İsterseniz IKEA'dan bir dikiş hizmeti de alabiliyorsunuz. Bunlardan yastık, perde yaptırmak isterseniz bunu da IKEA'dan yaptırabiliyorsunuz. Ben bu kumaşlardan yastık kılıfı yapmayı seviyorum. Bu kumaşların birbirine uyumlu olanlarını seçip ikisini aslında birleştirerek de kullanmayı seviyorum. Bugün bu ikisini çok beğendim, onları alacağım. Size de ilham olsun diye göstermek istedim. Alışverişe gelmeden önce IKEA.com.tr'de gördüğüm bazı yeni mobilyalar vardı. Hadi gelin onlara da birlikte bakalım. Yeni rattan sandalyeyi çok beğendim. Çünkü şu sepetleri de görünce aslında biraz bana ilham verdi bu düzenleme. Çünkü ben de kütüphanemde, yani kütüphanemin en altında bu rattan sepetlerden kullanıyorum. Onların yanına böyle bir sandalyenin güzel gideceğini düşündüm. Rattan aslında belki biraz yazlık bir malzeme olarak algılanıyor olabilir ama ben gerçekten iç mekanlarda bu şekilde hani tek bir parça, rattan bir parça falan gibi kullanımları çok seviyorum. Bence bu da eve çok yakışacak. Bugün rattandan gidiyorum ama bu servis arabasını da çok beğendim. Özellikle bu ofis alanındaki çözümleri hep çok seviyorum. Çünkü bence sadece çalışma ortamlarında ve ofiste değil, evin birçok alanında kullanılabilir. Mesela bu mutfakta çok rahatlıkla kullanılabilir. Hatta
Ben makyaj masamın altına girebilecek böyle tekerlekli bir düzenleme arabası istiyordum. O yüzden bu belki orada da çok iyi bir kullanım olabilir. Onun dışında zaten muadile bir sürü ürün de var ama bu Rattan ürünü çok beğendim. Şimdi size mağazada gördüğüm ve yeni keşfettiğim bir üründen bahsetmek istiyorum ki bu ürün de zaten yeni gelmiş. İnanılmaz bir çalışma masası. Çünkü burada düğmeleri var ve kendiniz istediğiniz yükseklikte ayarlayabiliyorsunuz. Hemen size göstermek istiyorum. Burada masanın ayarlama düğmeleri var. Yukarıya bastığınız zaman masanın boyu yukarıya doğru gidiyor. Aşağı bastığınız zaman istediğiniz yükseklikte aşağı doğru iniyor. İki tane hafıza ayarı var. 1'e bastığınız zaman hafızasında ne varsa o yüksekliğe geliyor. Yine 2'ye bastığınızda da hafızasındaki diğer yüksekliğe geliyor. Bu benim evimde de kullandığım bir ürün ama bu yeni rengine bayıldım. IKEA'nın çok sevdiğim ve klasikleşmiş ürünü bu Hemnes Divan. Gerçekten çok kullanışlı bir ürün ve ben bu yeni rengini çok sevdim. Altındaki bu geniş depolama alanlarıyla bence dar alanlar için gerçekten çok iyi bir çözüm. Bugün hep sarılardan gidiyorum ama zaten demin de gördüğümüz şifonyerin komodini. Bu sarıyı da çok beğendim. Yatak odalarında kullanılabilir. Eğer alanınız varsa banyoda, mutfakta böyle diğer parçaların arasında böyle patlayacak bir renk parça olarak da kullanılabilir. Yan sehpa olarak kullanılabilir. Salonda zaten kullanılabilir. Bu renkli ve camlı küçük eklemeleri odalarda çok beğeniyorum. Ben alışverişe devam ediyorum. Umarım size de ilham olmuştur bu videomuz. Hoşça kalın.